bugüne kadar belki de hayatınızın en kolay tarifini yapıyor olabilirsiniz. Kasaba gidiyorsunuz, o en sempatik, en sevimli halinizle bana dananın döş kısmından 400 gram kıyma ver diyorsunuz. Ben çelik 28 santimlik fırın tepsisi kullanıyorum. Siz isterseniz normal fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. O siyah fırın tepsilerinden. Ayrıca 5 tane sivri biber, 2 tane orta boy patates, 3 tane orta boy domates, 1 büyük soğan, 3 tane sarımsak, 2 yemek kaşığı domates salçası ve baharatlara ihtiyacımız var. Patateslerle başlayalım. Sizden istediğim patateslerin hepsini aynı büyüklükte kesmeniz. Benim tepsimin büyüklüğüne göre 2 orta boy patates yeterli. Eğer tepsiniz büyükse daha fazla, küçükse daha az patates kullanabilirsiniz. Şöyle bir kontrol edelim. Tam istediğim gibi hemen hemen bütün patatesler aynı oranda kesilmiş. Böylece yemek piştikten sonra pişti pişmedi diye kötü bir sürprizle karşılaşmayacağız. Sıra soğanlara geldi. Bir büyük soğan ya da iki orta soğan kullanabilirsiniz. Yine soğanların hepsini aynı oranda kesmeye çalışıyorum. 5 tane sivri biber ilk başta biberlerin kafasını keselim. Daha sonra ortadan ikiye. Daha sonra yine aynı büyüklükte biberlerimizi de kesip hemen tepsiye alalım. Sıra domateslerde. Yine aynı büyüklükte domatesleri keselim. Keyfimiz yerinde, moralimiz yüksek. Kıracağız, dökeceğiz. Burası mutfak. Bütün stresimizi atacağız. Köle değiliz, unutmayın. İkinci domatesim. Kullandığım bıçağı haklı olarak beğenmeyen arkadaşlar var. Yeni bir bıçak al Koray, sana yakışmıyor diyenler var. Bıçak almak dert değil ama yıllardan beri, çok uzun yıllardan beri kullandığım bıçağım diğer evde. O yüzden başka bıçak almak istemiyorum. Onu alacağım. Şu pandemi zamanı geçsin. Ve son domatesin yarısı. Üç diş sarımsak. Sarımsakları da ince ince kesiyoruz. Kesebildiğiniz kadar ince kesin. İsteyen daha fazla sarımsak kullanabilir. Benim için 3 tane sarımsak yeterli. Gayet yakışıklı gözüküyor. 2 yemek kaşığı domates salçası. Kışlık hazırladığım domates konservelerimden kullanıyorum. Bir su bardağının 1/3 biri kadar. Bardağın geri kalan kısmını içme suyuyla tamamlıyorum. Bir kışlık domates konservesi olmayanlar bardağın 1/3 kadar domates rendeleyebilir. Hemen salçayla su domates karışımımızı birleştiriyorum ve iyice çırpıyoruz. Hiçbir pütür kalmamalı. Hiçbir pütür kalmamalı. Aynen böyle akışkan olmalı. Sıra baharatlara geldi. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kırmızı pul biber. Kimyon 1 silme çay kaşığı. Silme ne diye merak edenler için çay kaşığını dolduruyorsunuz. Parmağınızla şöyle üstünü siliyorsunuz. 1 çay kaşığı kekik. Yalnız kekiği kırarak avcumuzun içine alıp bütün aromasını patlatalım. Ufak detaylarda saklı lezzet. Zeytinyağı. Yine kafalarda hiçbir soru işareti kalmasın. Çay bardağı kullanalım. Bir çay bardağının yarısı kadar zeytinyağı. Tam çay bardağının yarısı kadar. Salçalı domatesli suyumuz. Evet, beyler bayanlar, şu mübarek elleri görelim. Sıra karıştırmaya geldi. Yalnız buradaki önemli nokta, köfte gibi yoğurmuyoruz. Sadece bütün malzemelerin hemen hemen aynı oranda tepsiye yayılmasını sağlıyoruz.
İyice malzemeleri aynı oranda yaydığımızı inandıktan sonra tepsiyi şöyle bir düzleştiriyoruz. Evde de olsak yine de bir peçeteyle tepsimizi temizleyelim. İyice malzemenin tepsiye yayılmasını sağlamak için ve içinde hava kaldıysa onu almak için şöyle bir vuralım. Önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde 220 derece 45 dakika alt üst fanlı kaşar peyniri rendeliyorum. Tepsiniz ne kadarsa üstünü kaplayacak kadar. 45 dakika sonunda görüntü bu. Yalnız fırınlara göre değişiklik gösterir. Bir kez daha söylüyorum. O yüzden kontrollü. Kontrol sizde. Üstünü kaşar peyniriyle kaplıyorum. Tekrardan fırına sadece 15 dakika 220 derecede üstü kaşarlar eriyene kadar. Ortadan ikiye keselim. Gerçekten güzel kokuyor. Tekrar ikiye. Toplam 8 parçaya böldüm. 400 gram kıymaya göre bayağı bereketli bir yemek oldu. Maydanozlar, domates. Artık tadına bakalım. Bunu hak ettik. Gerçekten hak ettik. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Açın ağzınızı. Bu da benim için olsun. Nasıl olmuş derseniz güzel olmuş. Ama böyle aman aman şöyle güzel böyle güzel çok beğendim diyeceğim bir yemek değil doğrusunu söylemek gerekirse. Ama 400 gram kıymadan bereketli bir yemek oldu. Evde ekonomik, pratik bir yemek yapmak isteyenler için hepimize yine sağlık. Hemen şuradaki abone tuşuna basarsanız bundan sonra yemeklerimizi hep beraber yaparız. Herkese afiyet olsun.